Merhaba sevgili bahçeseverler. Evet, Mart ayının sonu, Nisan ayının başlarında yani ilkbaharın başlarındayız. Bahçemizde yapacağımız çok fazla iş var. Bunların başında gübreleme geliyor, ilaçlama geliyor ve toprağımızın havalandırılması. Yeni özellikle elinizde tohumlar varsa onların bir an önce ekilmesi gerekiyor. Tabii bunları da gene hepsi olmasa da özellikle domates, salatalık gibi tohumlarınızı artık çimlendirmeye başlayabilirsiniz. Evet, bu ay yapacağımız şeyler ne dedik? İlaçlama dedik. Bu ilaçlama arkadaşlar 3 tane önemli ilacımız var. Bir organik bahçecinin 3 ilacı vardır. Bordo bulamacımız var, nim yağımız var ve kükürtümüz var. Bunlardan en organik olanı tabii ki nim yağı. Nim yağında bir doz sorunu yok. Organik olduğu için tıpkı organik gübreler gibi. Ama bordo bulamacı ve kükürtümüz öyle değil. Bunlarda muhakkak doza dikkat ediyoruz. Yoksa sizin o çok sevdiğimiz organik olan ilaçlar bir anda bize zararlı, bitkilerimize zararlı bir hal alabilir. Bordo bulamacında gözler açılmadan dozlara çok dikkat ederek bir artık uygulama, ilk uygulamaya başlayabiliriz. Keza nim yağı ve kükürt de aynı şekilde uygulamaya başlayabiliriz. Ayrıyeten bahçemizde artık bahar coşkusuyla yaprakların çok az büyümesiyle ilk gübrelememizi yapmamız lazım. Gübrelerimiz organik gübre kullanıyoruz ve organik gübremizde en önemli dikkat edeceğimiz şey ise gübremizin çok iyi yanmış olması. Böyle olduğu zaman gübremiz kesinlikle bahçemize bakteri, organizma taşımaz ve bitkilerimize hiçbir zarar vermez, onlara fayda sağlar. Arkadaşlar, organik gübrelerde bir doz sorunu yok ama inorganik gübrelerde dozlara çok dikkat etmeniz lazım. İşte azot şunda fazla olacak, yok kükürt bunda fazla olacak, yok magnezyumu biraz şuna az verin, şuna fazla verin. Organik gübrelerde hiç böyle şeylere gerek yok. Bütün bahçenize rahatça kullanabilirsiniz. Zaten bir bahçe için çok sürdürülebilir bir şey değil. Yok güllere azotu biraz az verelim. Yok hostalara biraz çok verelim. Bu öyle aynı iç içe olan bitkiler için de kolay bir uygulama değil. İlk gübrelerimizi yapıyoruz. Bahçemizi muhakkak daha önceden malçladıysak malçlarımızı toprağa karıştırıyoruz. Çok kümelenmiş olan malçlarımızı açıyoruz. Ve onlar özellikle bütün bahçemizi arkadaşlar ya da ağaçlarımızın en azından dal izdüşümleriyle birlikte altlarını güzelce belliyoruz, havalandırıyoruz. Niye toprağımızı havalandırıyoruz, niye yumuşatıyoruz? Arkadaşlar, köklerin iyi gelişmesi için, iyi besin alması için üstteki o kalınlaşmış kış dönemi sertleşmiş olan tabakanın kırılması ve toprağın havalanması, hatta toprağın alt üst edilmesi lazım. Zaten zaman zaman bunları yaptınız. Belki kış boyunca iyi havalarda fırsat buldukça yaptınız. Bu ayda özellikle hazır yumuşamış olan, yağmurla yumuşamış olan toprağımızı da bu şekilde güzelce havalandırıyoruz. Budamalarımıza muhakkak bu ay artık son donlardan sonra başlıyoruz. Budamalarımızı bitiriyoruz hızlı bir şekilde. Bitkiler uyanmadan büyük ağaçlarımızı buduyoruz. Zaten gülleri ara ara budayabiliyorduk. Özellikle küçük bitkileri. Onların budamalarını da düzeltiyoruz. Tamamen bitiriyoruz. Bu arada ortanca gibi budadığınız bitkilerden de kendinize kalem alıp onları çoğaltmak için de perlit içine ya da ne bileyim sardunya gibi bitkileri de toprak içine koyup onları çoğaltabiliriz. O zaman şimdi bir bahçe turu yapalım. Evet, burada gördüğünüz gibi bir ortancamız var. Ortancalarımızı kısmen budamıştık. Bu ay iyice düzeltecek şekilde budamalarımızı yaptık. Hatta budadığımız artan çubuklardan da bir miktar ben çoğaltmak için onları perlit içine koydum. Böylece yeni ortancalar da elde edeceğim. Zaten güllerimizi burada gördüğünüz gibi budamıştık. Artık ara ara düzeltilecekler var. Burada gördüğünüz bir oya ağacı. Oyaları muhakkak buduyorsunuz. Yoksa çiçek alamazsınız. Ve bahçemizde genel olarak bir karmaşa var. Tabii baharın coşkusuyla. Özellikle bende çok fazla olan klematis bitkim var. Bunları gördüğünüz gibi burada böyle salyangozlardan korumak için
yeni dalları bir miktar böyle üstlerine kapak yaptım. Şimdi artık bunları açıyorum. Artık bu ay bahçemizde arkadaşlar yapmış olduğunuz malçlamaları eğer toprağa yeterince karışmamışsa onları da açıyoruz. Çünkü artık onların yerine gübre koyacağız. Burada gördüğünüz gibi benim bir nilüfer havuzum var. Ona da evet bir bakım istiyor. Yeni yeni nilüferler de çıkmaya başlamış. Ve burada bizim koyu balıklarımız var. Koyu balıklarımız, onlar da havuzumuzu temizlememiz lazım. Ve gördüğünüz gibi burada bir su bitkimiz var. Onu da artık güzel bir şekilde sokup budamam. Özellikle kök budaması yapmam gerekiyor. Kamelyamızda tek tük çiçeklerimiz var. Ve devam ediyoruz. Şimdi burada baharın gelmesiyle büyük coşkuyla açmaya çalışan bir klematisimiz var. Ben bunları anlatmıştım nasıl budanacağını. Bu Jackmania klematisimiz, yani tip 3 klematis. Tamamen yeni dal üzerinde açıyor. Kendisini budamıştım. Şimdi gördüğünüz gibi hızlı bir şekilde büyüme çabası içerisinde. Arkadaşlar klematislerinize muhakkak bir onların tırmanacağı bir panel yapmanız lazım. Yoksa kendi kendilerine bir şeye tutunamıyorlar. Çok güzel görünmüyorlar. O yüzden onları hem böyle tutunacakları bir panel çit yapın. Fazla geniş delikli de olmasın. Böyle bir 3 santim 3 santim gibi bir şey olsun. Ve onları ayrıyeten ara ara yaymanız lazım ki doğru yöne gidebilsinler. Diğer bir konu, işte burada gördüğünüz gibi bellemelerimizi yaptık. Bunları bir süre sonra ben ekeceğim şeyler olacak. Bu ay içerisinde ekebilirim. Burada gördüğünüz gibi ben organik gübrelerimizi yanması için bir takım varillere koymuştum. Tamamen toprak halini almış, artık hiçbir kokusu olmayan organik gübrelerimiz var. Bunları kullanacağız bitkilerimiz için arkadaşlar. Ve bu ayrıyeten bahçemizde gördüğünüz üzere güzel bir çayır, çimen, bol bol yabani ot, papatyalar çoğalmış. Bunları özellikle maçlama yaptığımız yerlerin maçlarını açacağız, toprağa karıştıracağız ve üstüne organik gübrelerimizi koyacağız. Peki bu çimlerimizi biçtiğimiz zaman ne yapacağız? İlk çimler besin dolu olduğu için onları da muhakkak, ben burada hatta topladıklarımı koydum. Bakın burada yabani otlarımız var. Bunları hiçbir şekilde ziyan etmiyoruz. Bu yabani otlarımızı da hemen derhal bunu açıp derhal böyle gördüğünüz gibi muhakkak suyun içine koyup sıvı gübre yapacağız. Bunlar bir 15 gün içerisinde gübre halini alacak. Daha önce olan gübreleriniz varsa onları da, işte burada benim bir miktar daha organik gübrem var. Bunları da güzelce bahçeye kullanıp yenilerini yapacağız. Hiçbir şeyi israf etmiyoruz. Büyük ağaçları güzelce aralarını açacak, hava alacak şekilde budadık ve ilaçlarımızı yapacağız. Evet, Mart bahçesi son, yani Mart'ın sonu ve Nisan bahçesi işimiz çok. Özellikle küçük bitki yetiştireceğim alanları da ben böyle havalandırdım, belledim. Bunların bir diğer konuda arkadaşlar, maçlama yaptığım ayrıca lazanya yöntemiyle karton üstüne yabani ot ve toprak karışımıyla kapattığım yabani otlu bölgeler vardı. Bunun videosunu yapmıştım ben. Ve bu bölgelere geldiğimde şunu görüyorum. O kartonlar arkadaşlar hemen hemen artık hiç yok gibi, bayağı çok azalmışlar. Ve bayağı toprağımız humuslu ve yumuşak, güzel, böyle içerisinde bol bol humus olan siyah bir toprak, içi yaşam dolu, bol bol yer solucanı olan bir hal almış. İşte bu verimli toprakta tabii ki bir şeyler yetiştirmek çok güzel olacak. Bu arada malçlama yapmadığım alanlarda gördüğünüz gibi gayet güzel, sağlıklı, görünümlü deve dikenleri var. Bunları salata yapıp afiyetle yemeyi düşünüyorum. Karaciğerimizin dostu biliyorsunuz. Ve buraları da temizleyeceğiz. Görüyorsunuz bitkiler ne kadar sağlıklı. Arkadaşlar malçlama yapmak gerçekten çok önemli. Toprağınız için özellikle lazanya yöntemiyle yaparsanız evinizdeki kartonları da değerlendirmiş ve toprağınıza karbon olarak geri göndermiş olursunuz. Evet,
bahar coşkusuyla yeni videolarda görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.